Teknopat'tan herkese merhaba, ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Bugün sizler birlikte Asus'un bölümü geçmek için bütün tuşlara bastığı laptopu kutusundan çıkartacağız. Oldukça büyük bir kutusu var. Hadi açalım, sözü uzatmadan bu laptopa yakından bakalım. Bu şekilde kesiyorum. Kutunun içerisinde ne var ne yok, kod ismi nedir, özellikleri nedir hepsini birazdan öğreneceksiniz ama özetle şunu söyleyeyim. Intel'in en güçlü laptop işlemcisi, Nvidia'nın en güçlü laptop ekran kartı bu sistemin içerisinde ve tasarım olarak, özellik olarak da fantastik şeyler bizi bekliyor. Kutunun tasarımı zaten böyle kesik. Daha önce Asus'un Scar modellerinde kullandığı kutu tasarımı var. Ve kutu böyle yandan atraksiyonlu bir şekilde açılıyor. Açtıktan sonra laptop size doğru yükseliyor. Siz laptopa doğru yükseliyorsunuz. Hadi yakından bakalım. Ali, kutuyu yükselirken iyi görememiştik. Bir daha görebilir miyiz? Evet. YouTube'unu yeni açanlar için kutudan açılışı çıkışı bir kere daha yapıyorum. Hatta doymuyorum. Bir kere daha kutusunu açacağım Recep. Bu kutu tasarımını görmüştük. Çok güzel. Öne böyle bir güzel reklam yazısı koymuşlar. İçindeki özellikleri anlatmışlar. Laptop ben bu şekilde alıyorum. Etiket aşağıda kalacak diyormuşum ama etiketi yapıştırmışlar. Birazdan çıkartmamız gerekecek. Gördüğüm kasa rengi en farklı Asus laptoplardan bir tanesi. Daha önce kasa renklerinden daha farklı bir ton kullanmışlar. Gunmetal Grey'e benziyor. Gri, mavi bir tane tonu var. Scar'da olduğu gibi bir çizgi var. ROG, Republic of Gamers gözü de burada yer alıyor. Gel bir kutuya bakalım. Kutu da bayağı ilginç. 2 saniye sonra laptopa geçeceğiz. Yine burada desenler var. Yine burada ızgara var. Bunun içerisinde klasik belgeler vesaire oluyor. Bunları bir kenara kaldırıyoruz. Şurada bir bölüm var. Bu bölümün içine de özellikle bunun ön kauçuk pedini koymuşlar. Bu niçin var? Bu laptopun önüne koyduğunuz zaman bileklerinize destek olsun diye var. Daha önce başka Asus laptoplarda bunu görmüştük. Bu kutunun içerisinde de adaptör var. Bu kutuyu da hemen buradan açayım. Adaptörünü de çıkartayım. Tuğlamız da burada yer alıyor ama diğerlerine göre daha ufak bir tuğla olduğunu söyleyebilirim. Tuğlanın boyu küçülmüş hele. Tuğlanın boyutunun küçülmesi bizi memnun ediyor. Aynı zamanda hatları da daha keskin. Diğer ROG laptop adaptörlerinde de bunu görmüştük Recep. Üzerinde de değerlerini görebiliyoruz. 240 wattlık bir adaptör. Cihazımızın kodu GX550L fakat ismi ROG Zephyrus Duo 15. Duo nereden geliyor? Çift ekranı var cihazın. Evet, çift ekranı fantastikti. Daha önceki Duo modelini görmüştük ama yeni bileşenlerle yenilendi. Üzerinde peki en çok neyi söylüyor bize? USB Type-C Thunderbolt'tan şarj olabildiğini söylüyor. 90 Wh'luk kocaman bir bataryası olduğunu söylüyor. Liquid Metal Thermal Compound Recep. Sen de merak ettiğimiz şey nedir bu? Kesinlikle öyle. İşlemci ile soğutma sistemi arasında termal macun yerine sıvı metal macun var. Sıvı metal macun da 10 dereceye kadar hatta bazen daha fazla sıcaklığı düşürebiliyor. Bunu testlerde kapsamca göreceğiz. Merak ettiğimiz konulardan bir tanesi. En büyük yeniliklerden bir tanesi diyebiliriz özellikle soğutma kısmında. Evet, bunun yanı sıra diğer özellikleri de gösterelim. İstiyorsan şu çift ekranı artık bir açıp gösterelim Recep. Çok merak etti izleyiciler. Bu şekilde açıyoruz. Tada! Evet, iki tane ekranı var ama önceki ekran düzdü. Bu ekran öne doğru yatıyor. Evet Ali, şu şekilde bir mekanizması var. Kaldırınca o da yükseliyor bize doğru. Ali, klavyede yer kalmadığından dolayı Asus logoları monitöre koymuş. Evet, alta da koyabilirlerdi ama Core i9 logosunu görmek isteyebilecek olan insanlar var. Yanında da GeForce RTX logosu var. RTX 2080 süper ekran kartının yanında Intel'in 10. nesil Core i9 10980HK işlemcisini kullanıyor ki dehşet bir işlemci. Klavyesi ön kısımda konumlandırılmış bu dizüstü bilgisayarın sağda hem touchpad alanımız hem de numerik tuş takımımız var. Açma tuşumuz burada. Açma tuşuna bastığım zaman ışıkların böyle boydan boya gittiğini ve bu şatang sesiyle logonun ekranda belirdiğini görebilirsiniz. Buradaki space tuşu geniş tutulmuş. Aradaki boşluklara özellikle özen gösterilmiş ve klavyenin sağına soluna doğru bu alan oldukça geniş tutulmuş. Tuş takımı oldukça güzel bir hissiyata sahip. Tuşlar çok yumuşak, kısa bir hareket mesafeleri var ve net basıyorlar. Açtığımız zaman şimdi buradaki ışık yanıyor ve yukarıdaki ekranda kurulum ekranı var. Daha önce resetlenmiş. Biz şimdi Windows'umuzu kuralım ve teknik özellikleri bir bilgisayarın içerisinden bakalım. Evet, olay burada arkadaşlar. Baktığınız zaman ooo dediğiniz bir ekran var ve daha önceki buradaki çift ekranlı laptopa göre daha parlak bir ikinci ekran sunmuşlar. Aynı zamanda yatay değil, size doğru biraz açılı olduğu için çok daha rahat görüyorsunuz. Buradaki arayüz de gerçekten dehşet duruyor. ROG Screenpad yazıyor. Yukarıda da ekranı görüyoruz. Ekranda ROG logosu gün doğumu gibi parlıyor Recep. Gayet güzel bir manzara bizi karşıladı. Şimdi sistem özelliklerine bakıp doğruluyorum. Core i9-10980HK'yı 2.4 GHz, 3.10 GHz burada bana görünen frekanslar 1, 2, 3, 4 tane burada, 8 burada, 8 de burada, 16, 8 fiziksel çekirdek, 16 thread var görünen.
İlki CPU 0, en sonuncu CPU 15, yani 16 tane burada birim var. Bunların 8'i hyperthreading ile birlikte geliyor. Belleklere bakalım, 32 GB belleğimiz. 4 yuvadan ikisi diyor Recep, buna bir bakmak lazım. Şu an 3200 MHz bize frekansı gösteriyor. SSD içinde 2 tane var, RAID volume olarak oluşturulmuş. Burada 1 TB'lık 2 disk toplam 2 TB kapasite bizlere sunuyor. 1.9'u burada görünüyor. GPU'ya baktığım zaman UHD Graphics'in etkin olduğunu da görebiliyorum. Bu biraz paylaşım bellek kullanıyor. Burada da ekran kartını görüyoruz. RTX 2080 Super with Max-Q Design diyor. Max-Q Design olması bu tür kompakt laptoplarda ısınmanın önüne geçmek için önemli. Daha serin çalışan ekran kartları oluyor Max-Q Design'lar. Brock Zephyrus'un ince çerçeveli üst ekranından alt ekranına böyle görev yöneticisini attığınız zaman bir yandan program açıkken bir yandan benim işlemcim, RAM'im, diskim, ekran kartı kullanımım ne seviyede diye her şeyi görebilirsiniz. İnternete de bağladığımız zaman burada ağ yongası da belirecek. Bunda AX'ten aşağı, yani Wi-Fi 6'dan aşağı bir yonga olacağını da düşünmüyorum acaba. Bu etiketi de çıkartalım. Özellikle içerik üreticiler, Twitch üzerinden stream yapanlar ve video editleyenler, yani düzenleyenler bayılacak diye düşünüyorum. Kasa gerçekten çok güzel. İkinci ekran çok güzel. Her açıdan, tasarım açısından bu yeni Duo modeli daha etkileyici olmuş. Bakalım incelemesinde neler karşımıza çıkacak. Bu şekilde yazarken daha rahat çalışmak istiyorsanız da bu kutudan çıkan esnek kauçuk bilek desteğini böyle koyuyorsunuz. Ardından bilekleriniz daha rahat ediyor. Dahili ekran kartını Optimus'u devre dışı bırakarak tek başına kullanabiliyoruz. Bu çok güzel bir özellik. Artık sadece 2080 Super'i görüyor. Ve bunu nereden yapıyoruz? Bunu buradan ROG'nin Republic of Gamers'ın kendi kontrolünden yapıyoruz. GPU modu ayrık ya da Optimus olarak buradan etkinleştirip isterseniz batarya, isterseniz salt tek ekran kartında hiçbir sorun olmasın diye kullanabilirsiniz. Bu konu için zaten Teknobat videolarını uzun süredir izliyor olmanız lazım. İzlemiyorsanız da bundan sonra izleyin. Optimus ve faydalarını ya da zararlarını sizlere paylaşmaya devam edeceğiz. Evet. Bu cihazın incelemesinin bayağı vakit alacağını baştan söylemem gerekiyor ama incelemesi en zevkli ürünlerden bir tanesi olacak. Daha önceki Duo modelinde de Recep ile birlikte bayağı eğlenmiştik. Öyle miydi Recep? Öyleydi. Kesinlikle. Farklı bir ürün çünkü. Bunun benzeri şeyler gerçekten çok nadir geliyor ve bu yüzden incelemesi çok zevkli. Böyle değişik özellikler olduğu zaman bayılıyorum. Kaldı ki teknik açıdan teknopatları ilgilendiren güçlü işlemci ve ekran kartı cabası. Bu güçlü özellikler ne sunabiliyor? Hepsini incelemede göreceğiz ama dediğim gibi bayağı vakit alacak Recep. Bakalım neler görmek istersiniz? Bize yorumlarda bunları da sorun. İncelemede görüşmek üzere o zaman. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.